Herkese merhaba. Bu videoda İngilizcemi nasıl geliştirdiğimden bahsedeceğim. İngilizce çok önemli ve artık tartışmasız öğrenmemiz gereken bir şey bence. Ve ben bu videoda size de fayda olacağını düşündüğüm için kendim İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi anlatacağım. İlk aşama olarak speaking'den bahsedeceğim. Speaking bence en zor geliştirebileceğimiz kısım ya da en azından benim için öyleydi. Eğer yurt dışında yaşamıyorsak, eğer sürekli İngilizce konuşabileceğimiz birisi yanımızda yoksa speaking geliştirmek çok zor. Çünkü ancak konuşarak gelişebilir. Ben yurt dışında yaz okuluna gittim. Yurt dışında Amerika'ya yaz okuluna gittim. Amerika'da bulundum. Yani ama yine de benim speaking'im diğer şeylere göre çok daha düşük. Düşüktü diyeyim daha doğrusu. Artık onu da geliştirmenin bir yolunu buldum. Çünkü ben hani yurt dışına çıktım ama belki tahmin edeceğinizin aksine çok konuşkan bir insan değilim. Çok atılgan bir insan da değilim. Tam tersi çekingenim. O yüzden hani yurt dışında hemen insanlarla arkadaşlık kurayım, işte bol bol konuşayım gibi bir şeyim olmadı. Ve hani hep çekindim yanlış söylemekten, yanlış yapmaktan. Ve geliştiremedim speaking'imi. Yani benim TOEFL'a girdim. Ben TOEFL'daki listening skorum 30 üzerinden 29'du. Reading skorum yine çok yüksek bir şeydi. Ve speaking skorum yerlerdeydi. Şu an söylemek bile istemiyorum. Yani listening 29 olan bir insanın İngilizcesi ne kadar kötü olabilir? Ama speaking'im gerçekten kötüydü. Çünkü buna yönelik yeterli alıştırmayı yapmamıştım. Bunu da nasıl yapabiliriz? Ben Cambly diye bir platform buldum. Cambly'ye hem telefonunuza uygulama yükleyerek gelişebilirsiniz hem de internetten, Cambly'nin internet sitesinden erişebilirsiniz. Şöyle şuraya logosunu da koyuyorum görebilmeniz için. Cambly içerisinde bir sürü hoca var ve bu hocaların hepsi ana dil İngilizce olup çok iyi İngilizce bilip sizin speaking'de kendinizi geliştireceğiniz, sizin yanlışlarını düzeltebilecek yetide insanlar, karşınızdaki insanlar, sıradan insanlar değil. Ve 7/24 orada her zaman hoca var. Girdiğiniz her an mutlaka orada hoca var. İstediğiniz her an bağlanabilirsiniz. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan. Ben telefondan kullanmayı tercih ediyorum. Telefon uygulamasından giriyorum ve o sırada online olan hocalara bakıyorum. Online olan hocaların içerisinden üzerine tıkladığınız zaman o hocanın hani kaç yıldır bu işi yaptığı, nerede çalıştığı, ilgi alanları hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda her hocanın kendine ait bir tanıtım videosu var. Onları izleyebiliyorsunuz. Ben online hocalar arasından bakıyorum. Hoşuma giden bir hocayı seçip onunla konuşuyorum. Memnun kaldığınız bir hoca olursa yine onunla tekrar randevu yazdırarak onunla tekrar buluşabilirsiniz. Ama ben spontan olarak oradaki hocaları tekrar denemeyi, vaktim oldukça girmeyi tercih ediyorum. Benim gerçekten çok işime yaradı. Çok güzel bir uygulama. Çok kolayca karşınızda İngilizce konuşabileceğiniz, çekinmeden konuşabileceğiniz. Çünkü karşınızdaki hoca sizi yargılayamaz. Çünkü sizi zaten bir kere görüyor. Bir daha görmeyecek büyük ihtimalle ve İngilizce hocası. Yani çekineceğiniz hiçbir şey yok. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Çekineceğim hiçbir şey olmayan bir insana her an ulaşabilirim. Telefonumun ucunda. Onunla İngilizce konuşup, vaktim olduğu kadar konuşup sonra kapatabilirim. Bu benim çok ilgimi çekti. Çok cezbetti beni. O yüzden size de burada bahsetmek istedim. Peki listening için ne yaptım? Listening'im daha çok aslında YouTube videolarıyla gelişti. İzlediğim her şeyi zaten ben hani YouTube'da ilk ilk girdiğim zaman mı diyeyim. Zaten Türkçe bir YouTuber yoktu. O yüzden her şeyi İngilizce izliyordum. Ki YouTube'dan artık altyazı da izleyebiliyorsunuz. Altyazı da koyabiliyorsunuz, İngilizce altyazı. İlgi alanınız neyse ona yönelik YouTube videosu izleyin. İlgi alanınız makyaj mı? Açın makyaj videosunu İngilizce izleyin. Türkçe olanlar yerine İngilizce ile vaktinizi. Yani istediğiniz bir şey yaparken İngilizce öğrenin. Zorla İngilizce dersine oturup İngilizce öğrenmek bence değil de onun yerine zaten yaptığınız şeyleri İngilizceyi içine katarak yapmak bence daha mantıklı. Ben öyle yaptım ve kendiliğinden zaten listening'im gelişti. Reading'de de yine aynı şekilde okuduğum her şeyi İngilizce olarak okumaya çalıştım. Google'da bir şey arattığım zaman Türkçe aratmıyorum. Her şeyi İngilizce olarak aratıyorum ki zaten İngilizce olarak kaynak daha fazla. Türkçe aradığınızda çok kısıtlı. Yemek tarifi mi aratıyorum? İngilizce aratıyorum. Ya da kendi dalımla ilgili bir şey mi aratacağım? Hemen İngilizce aratıyorum. İşte bir şey mi soracağım? Mesela iPhone'da şu nasıl yapılır? Hemen İngilizce olarak aratıyorum. Her şeyi İngilizce olarak aratıyorum. Otomatikman yani Türkçe aratmak gibi bir şeyim yok. Direkt İngilizce yazıyorum. Ve İngilizceyi sürekli okuyarak hayatımın içerisinde her gün mutlaka birkaç şeyi Google'dan aratıyoruzdur. İçerisinde kullanıyorum hayatımın içerisinde. Bence İngilizceyi geliştirmenin ana temeli İngilizceyi hayatınızın içinde tutmak. Mutlaka işte araştırırken hemen İngilizce yazın, İngilizce bir şeyler deneyin. Bir şekilde sürekli her gün İngilizcesinin elinizin altında olsun, hayatınızın içinde olsun. Ondan uzaklaşmayın. Zaten kendiliğinden ilerleyecektir. Aşağı yorum olarak siz İngilizcenizi geliştirirken yaptığınız başka şeyler var mı? Başka taktikleriniz var mı? Onları yazarsanız biz de öğreniriz. Ek önerileriniz bize varsa, beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyler varsa aşağıdaki yorumlarda bunların hepsini tartışabiliriz. Hepimize faydalı olsun. Yorumlarda da ben tek kişiyim sonuçta ama yorumlarda binlerce kişinin bilgilerine erişebilme gücümüz var. Hepsini yorumlar bölümünde tartışabiliriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar daha güzel videolarda görüşmek üzere.